Faruk? Hayatım, buldum onu. Aradı beni. Şimdi onu almaya gidiyorum. Ay çok şükür. Ay şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun ya. Neredeymiş, neredeymiş? Almaya gidiyorum hayatım. Benim numaramı ezberlemiş ya. Ay zehir ya. Canavar, ben sana dedim bak, canavar o. Söyledim mi, Begüm yanında mı? Delirmiştir mutluluktan. Yok hayatım, ben onu hastaneye bıraktım. Şimdi senden sonra arayacağım. İlk seni aramak istedim. Ya sevgilim, manyak mısın sen ya? Kadını arasana sen önce. Beni niye arıyorsun? Annesini ara hadi. Ay. Allah'ım şükürler olsun ya. Ya ben sana ne dedim? Faruk'u nasıl aramış peki? Ya zaten bir oyun için arayıp duruyordu annesinden gizli. Herhalde orada ezberlemiş numarayı. Eşek sıpası. Ya görsel hafızaya bakar mısın? Zekaya gel. Acayip bir bağları var zaten onların. Çok güzel bir ilişkileri oldu. Ya belli. Ama bak Faruk da çok alışmış. Ne kadar endişelendi ya. Evet ya. Hepimizden çok endişelendi. Evhamlı baba olacak o ha. Emir bulunduğuna göre niye çağırdın beni buraya, ne söyleyecektin? Bir güne bu kadar heyecan yeter ya Süreya, biz sonra konuşalım seninle. Söyle Dilara. Ya bir bilmiyorum ki abi, belki ya beni de ilgilendirmez gerçi ama şu halimize bak ya. Arada sen varsın. Sussam bir türlü, konuşsam bir türlü. Yani bu kadar söyledikten sonra bence söylemen gerekiyor. Şu noktadan sonra susamazsın, biliyorsun değil mi? Ya dün geceden beri ben bu bilgiyle ne yapacağım bilmiyorum. Delireceğim en sonunda ya. Kızım söylesene ya. Allah Allah, korkutmaya başladın beni, ne? Aramızda. Tamam, söyle. Bak, saklanması ağır bir sır. Faruk'tan saklamak yük olacak. Ama Faruk'un kesinlikle bilmemesi gerekiyor. Adem'le ilgiliyse bak, bunun sözünü vermiyorum ben. Kötü bir şey değil. Yani Adem'den beklediğin kötülüklerden değil. O kadar özeli ki benim bile haddime değil sana söylemek. Öyle özel. Ya ben delireceğim artık sana söylemezsem bunu. Faruk'la mı ilgili? Evet. E söylesene o zaman Dilara, korkutmasana beni. Adem Fevzi Bey'in oğlu Süreya. Adem Boran yani. Yok artık ya. Ya iyice saçmalamak mı? Ne diyor bu ya? Boran nedir Allah aşkına? Ya Süreya, ispatlanması bu kadar basit bir yalanı uyduracak kadar da aptal değil herhalde bu adam ya. Ya Esma'yla da konuşmuş zaten. Esma'nın haberi var mı? Yeni öğrenmiş. Adem'e susması için de ne isterse vermeye razıymış. Ya Adem o kadar kırgın, o kadar öfkeli ki Süreya yani... Yıllarca içinde böyle Boranlara nefret biriktirmiş Esma. Esma'nın yeni haberi oldu ama değil mi? Yani başka kimse bilmiyor. Ya bir de bana söylemiş işte. Zaten ben ne düşüneceğimi, ne halt edeceğimi şaşırmış durumdayım. Yani en başından beri senin arkadaşınım, onlara yakınım diye mi bana yanaştı? Yoksa gerçekten aşık olduğu için mi anlattı? Ben nereye koysam Adem'in hesabının ne olduğunu bilmiyorum şu an. Canım düşmanı kardeşi çıktı ya. Şaka gibi. Çok saçma ya. Çok saçma yani.
kendi babasının hatasını çocuklarından mı çıkaracak? Yani onlar öz kardeşleri o zaman. Süreyya, kendi hayatını babasının hatası olarak görüyor işte. Ha yani ben çektim, Faruk da çeksin, öyle mi? Ya bu mu zihniyet? Ya ben haklıdır demiyorum. Onu da anlamak lazım diyorum sadece. Ya çok zor bir hayatı olmuş Süreyya. Yani bütün çocukluğu üvey baba elinde işkence çekerek geçmiş. Ya vücudunda çok derin yanıklar var Süreyya. Ya böyle o yüzden boğazına kadar kapalı giyiyor. O Fevzi denen adam onca servetin içinde uzaktan da olsa sahip çıkmamış bunlara ya. Yani konakta da yere göğe sığdıramıyorlar. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Aklım almadı benim açıkçası. Ne bileyim ben. Ya elimde böyle parçalar, toplayabilirsen topla puzzle'ı. Ya soyadları her şeyden önemli herhalde. Ya baksana kadın öğrenmiş, hiçbir şey söylemiyor. Adem'in de savaş açtı herhalde Boranların bu kibiri. Ya benim anlamadığım, o kadın bunu öğrenip hangi ara hazmetti, sineye çekti, böyle kenarda duruyor, ben anlamıyorum gerçekten. Ya yok öyle değil, o da bayağı kötü. Yüzünden düşen bin parça. Yani tamam, hiçbir zaman çok güler yüzlü bir kadın değildi, kabul ediyorum da bakışında başka bir şey var birkaç gündür. Hüzünlü. Bunlar aramızda Süreyya. Süreyya, anaları bile öğrenmiş, bir şey söylememiş Faruklara. Ben böyle bir yalanı nasıl söyleyeceğim? Bu kadar büyük bir gerçeği nasıl saklayacağım ben Dilara? Ben sana yalan söyle demiyorum ki. Durduk yere bir şey söyleme yeter ya. Ya Faruk da sana Adem'i soracak değil ya Süreyya. Bir süre susarsan olur biter ya. Susayım. Senin sustuğun gibi. Faruk bu kadar hayati bir şey benden saklasa, ben onu asla affetmem. Sen bunu Faruk'un karısı olarak değil, benim can dostum, benim sırdaşım olarak öğrendin Süreyya. Faruk için zor, senin için zor, Adem için zor. Peki çok güzel, ya ben? Ya ben senin Faruk'a aşık olduğun gibi aşığım bu adama. Ben ne yapacağımı bilmiyorum Süreyya ya, bilmiyorum. Ya. Bak biz Faruk'tan önce de vardık senin. Ne kadar küsersen küs, harcayamayacağın bir biz var orada da. O yüzden buradasın, o yüzden aradım seni, küs olsan da geldin buraya. Şimdi eğer sen beni satarsan, ben de bana güvenen sevgilimi satmış olacağım. Abi. Niye söylüyorsun abi bana bunu? Niye böyle bir şeye dahil ediyorsun beni? Niye söylüyorsun bana bunu? Nasıl saklayacağım ben bunu? Ne yapacağım bu bilgiyle, ne yapacağım? Onu söyle. Süreyya, ben de aynı durumdayım. Üstelik benim bunu sorabileceğim kimse de yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum Dilara, hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey varsa, bu kadar arızalı geçmişi olan bir adam iyi bir adam olamaz. Mutlu olamaz, mutlu edemez. Sana niye söylediğini bilmiyorum ama görebiliyorum seni üzeceğini. Ya hasta bu adam Dilara, hasta. Ya ilacı bensem? Ya abi yapma işte bunu ya. Bu yanılgıya düşme. Buna dahil olamazsın, sen bir şey yapamazsın. Onu iyileştiremezsin. Belki de sadece sevilmeye ihtiyacı vardır ya Süreyya. Kabul edilmeye ihtiyacı vardır belki de. Şu an itibariyle ne sana, ne Faruk'a, ne kendime, ne ona, hiç kimseye nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Susabilir miyim onu da bilmiyorum. Söz vermiyorum. Bilmiyorum ya. Faruk seninle ilgili bana böyle bir şey söyleseydi ve sonra bana söyleme deseydi, ben gelir sana söylerdim, biliyorsun değil mi? Süreyya yapma. Lütfen yapma. Haklısın. Bugün böyle bir bilgi için çok fazla. Bilmiyorum Dilara. Bilmiyorum, özür dilerim, bilmiyorum. Süreyya, eğer söylersen ben de seni affetmem.
Hayatım, Emir'i aldım. Evine bırakacağım şimdi. Hani bırakmayacaktın? Ben ne olacaktın? Bir söz verdin. Emir'cim ne haber? İyi misin? Annesiyle konuşacak ya, biraz gergin. Hoparlörde misin sen? Yok, hayır. Yani ne yapıyorsunuz? Annesiyle konuşmaya giderken seni de mi istiyor yanında? Berabersiniz, konuşamıyorsun tabii şu an. Geleyim mi aşkım ben de? Yok yok, hayır tatlım. Sen eve geç, beni bekle. Ben seni almaya geleceğim. Faruk, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Bu akşam yalnız kalmam lazım seninle. Evet, benim de. O yüzden baş başa olalım. Tamam. Hay maşallah. Hay maşallah. Vallahi yağmur oldu, yağdı Esma Hanım Bursa'ya gene. Ha? Biz de her Ramazan vesile oluyoruz Fersin'de, ne güzel. Allah kabul etsin inşallah. Ay. Mustafa. Ha. Sen iftar çadırı için Kemal Paşaları ayarladın değil mi? Tabii tabii. Hayır, çünkü sonra arada kaynamasın da. Tamam. Bana bak ya. Oruç kafanla falan unutursun. Sen hepsini yaz bir kere. Allah rızası için bir dürtmeden bir konuşsana ya. Asıl sen unutuyorsun ya. Aynı lafı dönüp dönüp söylüyorsun. Asıl oruç seni kafana vuruyor. Ay var ya, Nazif sana sinir olmakta haklı. Senin oruç başına vuruyor, başka bir adam oluyorsun. Laf da söylenmiyor. Ya, ya işte çomağı hazırla, it nasıl olsa gelir. Geldi seninki. Ona iyi insan lafın üstüne gel denir. Nazife laf söyletmem. Sus sus, gelin hanım ya. Hoş geldiniz gelin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Selamun aleyküm. Taşıyayım mı? Oynama. Hanıma? Mustafa, bunlar tamam mı hepsi? Tabii hanım, tabii. Eksik ev kalmasın bak ha. Hiç merak etmeyin hanım, her şey tamam. Hanımım, siz de gidecek misiniz iftar çadırına? Sen ne zaman benim yaptığım işin başında durmadığımı gördün ki? Kusura bakmayın hanım, işte oruçtan ağzın yayı gevşedi. Olur olmadı konuşuyor öyle. Senin... Ne? Sen... Bunlar tamam mı? Tamam hanım. Biraz önce aradılar. Murat'ın tedavisi için gerekli aletleri getireceklermiş. Siz ilgilenirsiniz. Tamam hanım. Süreyya. Teyze hoş. Ay, fırtına gibi çıktın, yetişemedim. Faruk'la da böyle apar topar gittiniz, yetişemedim arkanızdan. Ne oldu, bir şey mi var? Ay sorma teyze ya. Emir ortadan kayboldu ama korkma. Bulundu, korkma. Ay nereye gitmiş eşek sıpası? Sorma. Ama neyse, bulundu ya. Ama sende bir sorun var galiba. Hı? Çıkar o ağzındaki baklayı, çıkar. Zehirler o seni. Söyle bakayım. Ya teyze, bana bir akıl ver ne olursun ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ay çüş diyorum. Daha da bir şey diyemiyorum. Ya ciddi ciddi, o Adem denen manyak Boran mı? Aa. Yalnız bir tek o Esma'ya layık evlat olurdu ha. Ay teyze, yani hakikaten şakası yapılacak durum değil. Ne olursun. Aa. Hemen hadi. Çabuk olun. CIA ajanı olacak kadın. Ha, bırak böyle bir haber aldığını söylemeyi, kimseye çaktırmıyor bile. Ha, pes. Poker surat ya. Baba baba baba, nasıl talimatlar veriyor bu? Yavaş yavaş yavaş.
Belki önce kendi hazmetmeye çalışıyordur. Farkında değil misin kaç gündür suratı ne halde? Ay. Kolay değil. Koy şuraya. Aldık ki. Oğlum acele etme. Osman gelsin başınıza. Hanımım bunun şekli şemali vardır içinde. Biz bunu Mustafa abinin 2 dakikada yaparız. Çok kolay bunu yapmak. Allah Allah oğlum bir dur bir bozarız falan bir dur. Acele etme. Zaten fizyoterapist doğuracak bugün. O yönetsin size. İş garanti olsun. Tamam hanım. Zaten bugün çok işiniz var sizin. Oğlum hevesli çocuk gibi bir koracan ama şunu işte ya bir dur. Yani Mustafa abi açlıktan kafan basmıyor ki herkesi kendin gibi zannediyor. Hanımım. İkide bir de ilacı getir burnuna sokma canım iyiyim ben. Ama tansiyonunuz birden oynamasın diye. Ya, oruç bozacak halim yok benim. Sen esas misafire bir şey hazırlat belki aç gelir. Yok kız. Duygu geçirmez zırhla doğmuş bu. Ay kocasını falan da sevmemiştir. Görücü usulü falan diyorsun yani. Zaten Esma kimseyi sevecek bir kadın değil ki ya. Ay deme öyle teyze ya. Ne şartlarda büyütüldüğünü bilmiyoruz ki. Tamam sert bir kadın da kalpsiz değil yani. Ayrıca bence çok zor bir şey bu kadar gururlu bir kadının bunları kaldırması. Düşünsene yıllardır aldatılmışsın. Hele her şeye hakimken bir de. Yani... Nasıl göremedi, nasıl anlamadı bu Esma'ya? Kül yutmaz halbuki bu. İnsan en çok sevdiği tarafından aldatılır ya zaten. Görmemek için güvenmeyi seçeriz. Çok güvenmiş demek ki. Yazık. Ay anladım ben. Bunun ödü patlıyordur şimdi. Herkes arkasından konuşacak, gülecek diye. Asıl mesele bu. Bursa eşrafından korkuyor. Hani bu kokonolar var ya vakıftan buna misafirliğe geliyorlar. Ay arkasından konuşacaklar diye. Yalnız ortalık nasıl çalkalanır hak eder. Teyze. Ne teyzesi be? O bizim bir yarımızı bulsa üstüne basar böyle topuyla da çevirir. Sen bu kadını niye bu kadar koruyorsun ben anlamadım ki. Hak etmiştir o. Ay teyze kimse bunu hak etmez. Kendimi onun yerine koyuyorum. Bence Esma da daha hiçbir kadın böyle bir şey sineye çekmez. Affediyormuş gibi gözükse de asla affetmez. Emin ol Esma Fevzi'nin kalbini senin Faruk'un kalbini dinlediği gibi dinlememiştir canım. Ah bak buraya yazıyorum. Esma Fevzi hayattayken bunu biliyor olsaydı o kadını halletmenin bir yolunu bulurdu. Şimdi böyle sessiz sessiz halletmeye çalıştığı gibi. Nasıl yani o sessiz sessiz halledecek ben de susacak mıyım hiçbir şey bilmiyor gibi? Ya sen sinirden saydırdığıma bakma. Herhalde çocuklarını korumak için böyle davranıyor. Ne bileyim bir Fikret'in de Faruk'un da tersi pis. Ya kan çıkarsa? Saçmalama artık. Olur yani. Ya teyze yok artık ya. Allah Allah. Böylesi de ters ama biliyor musun? Bu da tehlikeli yani. Şimdi sonuçta intikam hırsıyla gözü dönmüş bir adam var Faruk'un karşısında. Kimle savaştığını biliyor olması gerekiyor. Kızım. Sen daha yüzünü görmedin. Şu minnacık bebek için panter kesildin. Esma gibi bir kadın. Oğullarını korumak için kim bilir neler yapar. Bir dur bakalım. Bir, o biliyordur ne yaptığını. Bir izin ver, zaman ver bakalım. Teyze ya. O kadar pis bir yerde sıkıştım kaldım ki. Ne diyorsun yani? Susayım mı? Yani bir zaman ver bir iki gün en azından. Ne yapacağını bir görelim şu kadını. Biliyorsun günahım kadar sevmiyorum. Biliyorsun yani ama strateji konusunda böyle 400 yıllık tarihi süzmüş yutmuş bu. Yiğidi öldür hakkını ver. Dur bakalım ne yapacak. Onu mu konuşsam acaba? Ama sakın ne konuşması ya? Sen bir kenarda otur dur. Senin stresten uzak durman lazım. Bu ne ya? Oy değil mi teyze? Bugün kontrolüm var. Ha, hadi. Gideyim şu üstümü değiştireyim. Rahat bir şey giyeyim de. İyi tamam.